Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal kündülük haberlerini görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya kün tertifedeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kınamsızlık tınlar ekranımız olsun. Şarkı Türkistan'daki kaldık yer devreş devam kılmakta. Şarkı Türkistan'daki kaldık yer devreş devamlı şivatkan bulup, Akçınahisi de yeni bir neçkıtım kaldık yer devrigen. Xitay yer devreşti malumat beriş torunun haber kılışça 28 yanvar ürümcü vaxtı saat 15.52'de Atuş şehrinin Akçınahisi de 3.9 bal yer devrigen. Devreş merkezi çonkurluğunun 13 kilometre hikayelike inıqlanğan. 28 yanvar ürümcü vaxtı saat 16.07'de Aksu vilayeti Baynahisi de 3.1 bal yer devrigen. Tevreş merkezi çonkurluğunun 10 kilometre ikerliki inıqlanğan. Ondan başka 29 yanvar ürümcü vaxtı saat 10.05'de Akçınahisi de 3.2 bal yer devrigen. Tevreş mənbəsinin çonkurluğu 11 kilometre bolğan. Xitay bu yıllık iki yığında yeniçi köz boyaş usulünü işqı saldı. Atılmış Uyğur Abnum Raylıq Siyasi Kengash 13. Növetli Komiteti 2. yığını bugün atılmış Şinjan Xalıq Sarayı'da ekilgan bulup, Xitay Xalqara Cemiyetinin közünü boyaş üçün tüncü qitim çetellik akbarat vasıtları ve çetellik mihmallarını yığınığı təklif kılgan. Şinhua Agenetliğinin haber kılışça atılmış Uyğur Abnum Raylıq 14. Növetli Xalıq Kuruldu 2. yığını Atılmış Abnum Raylıq Siyasi Kengash 13. Növetli Komiteti 2. yığını hakkında 28 yanvar akbarat elan kılış yığını ötküzülgen. Atılmış Uyğur Abnum Raylıq Siyasi Kengash'nın Korçak Reisi Nurlan Abilmecin 13. Növetli Komiteti Daimi Komiteti vakaleten 2023 yıllık hizmet ehvalidin dökülat bergen. Bu qitimliq yig'inda Xitoy rejimi xalqaroda kuchlik kun tartibga kelgan Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini yashirish uchun bir qism davlatlarning Xitoyda turishliq elchilarini, xalqaro tashkilotlarning vakillarini, chet elda yashayotgan Xitoylarni va Hong Kongliq avmilliklarni ichilish yig'iniga qatnashtirgan. Axborot e'lon qilish yig'inida atalmish Uyg'ur Abnum Raylıq 14-chi navbatli xalq qurultiyi 2-chi yig'inining axborot bayonotchisi Maryam Ismail Atılmış Siyasi Kengash Abdunum Raylıq 13. Nöbetli Komiteti 2. yığının akbarat bayanatçısı Canşu Qatarlıqlar ayrım-ayrım halda Şarkı Türkistan'nın nöbetliki vəziyetiki pütüllay zid bolğan tokulma bayanlar bilen Xitay siyasetini tunuşturgan. Bu qetimki 2. yığında atılmış Uyğur Abdunum Raylıq Taşkışlar İşxanısı tüncü qetim Şanghay Hemkarlıq Təşkilatı'a əza dövlətlər, küzetkücü dövlətlər, söhbətləşkücü həmrah dövlətlərinin Xitayda duruşluq əlçixana əməldarlarını, Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı Katibat Başqarması, Uttur Asiya Rayon İqtisadi Həmkarlıq İnstitutu qatarlıq xalqara təşkilatlarının vəkillərini yığınını sırtdın anlaşqı təklif qılğan. Küzetkücülər Xitayının Şarqı Türkistanda icra qılıvatqan irqi qırğınçılıq cinayetini xalqara cəmiyyətin yoşuruş üçün barlıq aldamçılıq, közboyamçılıq çağırlarını işqı salğanlıqını yığınqı yıllardın beri hər qaysı vilayet şəhərlərgə köpligən sayahat rayonlarını təsis qılıp, Şarqı Türkistanını güzel sayahat rayonu qılıp körüstüşkü urunğanlıqını bu qetimki işki yığında xalqara cəmiyyətinin közünü boyaş üçün çet el muhbirleri ve Xitayga yakın devletlerinin elçixana əməldarlarını məxsus təklif qılğanlıqını bildirişməkdi. Kanada Xitayının saylamğa arlaşış əhvalini təkşürüşkü başladı. Kanada yığınqı işki qetimliq saylamğa Xitay ve başka devletlerinin qanchilik dərəcədə arlaşqanlıqını iniqlamaqçı bolğan bolub, bu məsələni həl qılış üçün rəsmi komitet təşkilligən. Amerika Avazı'nın 27 yanvar haber kılışça Mary Josie Hogg isimlik sotçı Mezgur Tekşürüş Komitetiği rehberlik kılıdgan bulup, komitet yığınqı federatif saylamağı təsir görüşüşke urunğan Xitay, Rusya ve Hindistan qatarlıq devletlerinin en yeni hareketlerini tekşürüp çıkıdıkken. Mezgur komitetin 3. mayğaca dastlabki dokulatını sunup buluş, yıl ahırgaca dokulatının ahırgı nusxasını püttürüp buluş tələb kılıngan. Bultur Başminister Justin Trudeau bu haqda siyasi sahanın küçülük besimiga uchurgan bolup, saylamğa arlaşış meselesini aşkari tekşürdüğanlıqını elan kılgan idi. Xitay Tayvanga hərbi besimini küçəytməkdi. Xitay Amerika Parlament əzalarının Tayvan ziyaretinin kiyilla Tayvanga qaratqan hərbi besimini küçəytkən. Germaniya Avazı'nın 27 yanvar xabar kılışca Xitay Tayvanga 33 kürəşçi ayırıplan
ve 6 deniz paraxotu evetken bolup, bu Tayvan'da prezidentlik saylımı ötküzülgen deyken Xitay'nın en köp küreşçi ayırıplan evetişi işken. Xitay'nın bu hareketi Amerika'nın işki parlament azasının Tayvan siyareti deyken, şundakla Amerika bilen Xitay yukur dergelik emeldarlarının Bangkok'ta işki devlet otursudaki ziddiyetini müzakere kılışıdın burun başlangan. Xitay yıllardan buyan Tayvan'ı öz zimini dep dava kılıp gelmekte. Halbuki 1979 yıldaki Tayvan münasibeti kanunu'a asasen Amerika'nın kanunluk halda Tayvan'ın müdafiye iktidarını kollaş mecburiyeti bar. Japonya çarlaş paraxotu evetip Senkaku aralığını koğdaşını pilalladı. Xitay deniz qırg'ığı muhafizat paraxoti Yaponiyanın beliqçilik kemesiga yaqinlashgan bo'lib, Yaponiya eng yangi charlash paraxotini avatib Senkaku arilini qo'g'dimoqchi bo'lgan. Fransiya xalqaro radiosining xabar qilishicha, Yaponiya 11-chi rayon deniz qirg'ig'i muhofazat bosh shtabi 27 yanvar tushda Xitay deniz qirg'ig'i muhofazat atritining 1301 va 1401 nomorliq ikki paraxotining Senkaku arili, Utsiyav arili va Minamikojima arili atrofidagi Yaponiya tabaligiga besib kirgan va Yaponiyaning beliqchilik kemasiga yaqinlashgan. Yaponiya 11-chi rayon deniz qirg'ig'i muhofazat bosh shtabining ko'rsatishicha Xitayning boshqa ikki hukumat paraxotining mo Yaponiya zaminining sirtig'i tutash rayonida paydo bo'lganligi jazmlashtirilgan bo'lib, ularning biriga avtomat o'rnatilgan. Bu Xitay paraxotlarining Yaponiyaning dengiz davaligi va uning qo'shni rayonlarida uda 37-chi qadam harakat qilishi ekan. Aloqador amaldorlar 25 yanvar o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida 11-chi rayon dengiz qirg'ig'i muhofazat bosh shtabining Senkaku arilining bexatarligini kuchaytirish uchun 22 fevraldan boshlab eng yangi ikki qo'g'ilg'ichi paraxot o'rinlashtirilganligini e'lon qilgan. Yevropa İttifaqı İsrailiyaning sotning qarorini to'liq ijro qilishi kerakligini bildirdi. Yevropa İttifaqı Xalqaro Adliya Sotining İsrailiyaga qarshi chiqargan oldini elish tadbirlarini yo'l qo'yish qarori to'g'risida bayonot e'lon qilib, Yevropa İttifaqı bularning to'liq, tez va unumli tariqada yo'l qo'yilishini umid qiladi, dedi. Yevropa İttifaqı komiteti bilan Yevropa İttifaqining tashqi munosabat va bexatarlik siyosati oliy vakili Josep Borrell Xalqaro Adliya Sotining İsrailiya to'g'risida chiqargan qarorlari haqida birlashma bayonot e'lon qildi. Xalqaro Adliya Sotining qarorlarining nazarga ilinganligiga ishorat qilingan bayonotda Yevropa İttifaqı Birlashgan Davlatlar Tashkilotining asosliq adliya organi bo'lgan Xalqaro Adliya Sotini davomli qo'llaydiganligini jazmlashtirdi. Xalqaro Adliya Sotining qarori taraflar uchun cheklash kuchiga ega bo'lib, taraflar chuqur ularga bo'ysunishi kerak. Yevropa İttifaqı ularning to'liq, tez va unumli tariqada yo'lga qo'yilishini umid qiladi degan iboralar o'rin olgan. Bayonotda yana taraflarning paket sunish huquqining bugungi qarorning ta'siriga uchramaydiganligi eskertilgan. Xalqaro sotning qaroridan keyin Isroiliya Avasiya shirkati Al-Al Janubiy Afrikaga Avasiya qatnashini to'xtatganligini e'lon qilgan bo'lib, bu vaqtdagi xabarda Janubiy Afrika Isroiliya hukumatı haqida irqiy qirg'inchilik arizasi sunganidan keyin İsrailiya fuqarolarining Janubiy Afrikaga uchishni xohlamaydiganligi ma'lum qilinganligini, shunga Avasiya safarlarini amaldan qoldirganligini bildirganligi qayd qilingan. Amerika hukumatı Turkiyaga F-16 setib berish to'g'risidagi qarorini parlamentga ma'lum qildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Turkiyaga 40 tani F-16 kurashchi ayroplanni setib berish va Turkiyaning qo'lidagi F-16 tipli ayroplanlarni zamonaviylashtirish to'g'risida Amerika parlamentiga rasmiy uqtirish qildi. Turkiya Avazi radiosi xabarida qayd qilinishicha, Amerika Davlat Mudofaa bexatarlik hamkorligi organi yozma bayonot e'lon qilib, Amerika Tashqi ishlar ministrligining 40 tani F-16 blok 70 kurashchi ayroplan va 79 xil F-16 zamonaviylashtirish zapkaslarining Turkiyaga setilishini tasdiqlaganligi to'g'risidagi rasmiy uqtirishni parlamentga yo'llaganligini bildirgan. Bayonotda Tashqi ishlar ministrligi Turkiyaga taxminan 23 milliard dollar qimmatidagi F-16 tipli kurashchi ayroplanlarni va mavjud ayroplanlarni zamonaviylashtirish uchun uskunalarni setishni tasdiqlashni qaror qildi deyilgan va Mudofaa bexatarlik hamkorligi organining munosabatli guvohnomasini bugun parlamentga yo'llaganligi eskertilgan. Bildirilishicha, qurol yarog' setish uchun Amerika parlamenti hukumatning qurol setish uqtirishiga e'tiroz bildirmasligi kerak ekan.
Rusya NATO'nun manevir planlarının uruş haupını aşırı vetidiğallıqını bildirdi. Rusya Taşkı İşler Ministerliği Bayanatçısı Maria Zakharova Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'nın Rusya çigrasıgı yakın rayonlarda herbi manevir ötküzüş planlarının uruş haupını aşırı vetidiğallıqını bildirdi. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe bayanatçı Maria Zakharova Moskova'da ötküzülgen heptilik muhbirlerini kütüveliş yığınıda gün tertipteki meseleler hakkında toxtulup, Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'nın 2024 müstehkem qoğduğuşu namlıq harbi manevirinin Rusya çigrasıgı yakın rayonlarda ötküzülüşünün kuturtuş karakterlik işgallikini eskertgen ve vaziyetini qasdan yamanlaştırışını maksat kıladığan bu kadem uruş haupını aşırıp Avrupa'yı ecinişlik akıbetlerini elip kelip degan. Zakharova Rusya'nın NATO devletlerine hücum kılış niyeti yokluğunu sözlerine ilave kılgan. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programı görüşürüz. Aman bu başlar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.